Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolculara DM atıyorum videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölümde sizin yorumlarınızdan seçtiğimiz futbolculara DM atacağız. Evet, Instagram'dan mesaj atıp bize cevap vermelerini sağlayacağız. Bakalım hangi futbolcular cevap verecek, çok merak ediyorum. İlk bölümde de bayağı bir futbolcu cevap vermişti. Yine ilk bölümde olduğu gibi cevap veren futbolcuları yanda çıkan Instagram hesabından paylaşacağım. Eğer siz de görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeniz yeterli. Cevap verir vermez hepsini direkt Instagram story'de paylaşacağım. Evet, o zaman gelecek bölümde mesaj atmamı istediğiniz futbolcuları yorum kısmına yazdıysanız direkt videoya başlayabiliriz. İlk futbolcumuz Fenerbahçe'den Samatta. Kullanıcı adı bunun Samagual 77. Samatta selam. Öncelikle Fenerbahçe'ye hoş geldin. Adam şimdi yeni geldi. Direkt kötü bir şey yazmayalım. Neden oynamıyorsun? Bu arada gelir gelmez sakatlandı. Birkaç haftadır oynamıyor. Neyse. Geçmiş olsun. Umarım kısa sürede sahalara dönersin. Bu kadar yeter. Hemen diğer futbolcumuza geçelim. Sırada Yunus Berhanda. Younes ne? Neden Yunus değil? Bayağı bildiğin troll yapıyoruz şu an ama umarım sorun çıkmaz. Neyse, sen çok takılma böyle şeylere. Bir Snyder değilsin ama free kickleri niye? Yani tabi Snyder bundan daha iyi free kick kullanıyordu. Bu da ara sıra bir şeyler yapmaya çalışıyor benim gözümde. Sıradaki futbolcumuz Abubakar. Beşiktaş'tan hemen gel Abubakar. Nerede kullanacağı neymiş bunun? Abubakar değil mi? Aynen, çıktı direkt. Şunun profile bak, şunun bak. Nusret. Nusret'in de yalnız dirsek detayı bildiğin tuz olmuş adam oraları. Şuraya baksanıza. Nusret'e gidip yemekleri yedin. Yüzünü güldürdün. Taraftarının da yüzünü güldür. O yaratıcı yazıyorum bence. Daha ne yazabilirim? Adam Nusret'e gitmiş. Oradan işte bağladım direkt konuyu. Cevap verecek ama bak, hissettim. Ben hissettiysem doğrudur. Cevap verir Abubakar. Bak, sıradaki futbolcu en çok beklediğiniz futbolculardan bir tanesi. Namı diğer Yunanistan, yani Dimitris Perkas. Bak profilde Fenerbahçeli koymuş adam. Adam ya adam. Çok iyi top oynuyor. İyi 10 numara. 10 numara mevkisindeki arkadaşlar izleyebilirler. Gerçi bazen sol açığa falan alıyor Erol Hoca ama ne yapıyor bilmiyorum, ben de bayağı karıştırıyor falan. Ama 10 numara pozisyonunu oynadığında güzel skora katkı da sağlıyor. İzleyin, tavsiye ederim. Alex'ten sonra takıma gelen en iyi 10 numarasın benim gözümde. Onu da ekleyelim de şimdi linç yemeyelim. Şöyle bir de şuradan süslü bir şeyler yapalım. 10. Güzel oldu. Marco gel kardeşim direkt. Very good. Futbolcu. İltifat ettik adama, bir şey demedik yani. Neyi bu fotoğraf? Trabzon maçı sonrası mı? Dünkü cumartesi günkü maç sonrası. Arda Turan'a bak. Buradan direkt Arda Turan'a yazalım hatta. Arda abi selamlar. Arda Turan'a yazarken ne diyeceğiz? Arda abi diyeceğiz yani. Dünkü maçta golün süperdi. Devamını bekliyoruz. Bir de şöyle kalpleyelim. Tamam. Global üst düzey bir futbolcu gelsin. Belki cevap verebilirler şimdi. Cevap verirlerse süper olur. Kim gelsin? Dembele. Evet. Selam Dembele. İsminin anlamı nedir? Türkiye'den selamlar. Hatta şöyle kanalımızın linkini de gönderelim. Belki cevap verir. Adem Laiç. Laiç nasıl yazılıyor lan? L-J-A-J-I. Bu soyadı çok aradın mı reis? Ama okunuşu çok güzel yani. Laiç. Yani kolay okunuyor. Zor yazılıyor. Bu takımın sana ihtiyacı var. Çalışmaya devam. Şuradan hazır Beşiktaş'a gelmişken çok sevdiğim bir futbolcu var. Gerçekten profesyonel, üst düzey işini iyi yapan bir futbolcu. Atiba Hutchinson. Evet, bu da soyadını çok aramış futbolculardan bir tanesi. Ama bunu da okuması güzel yani. Hutchinson diye güzel okuyorsun. 3 gün önce Merry Christmas, mutlu yıllar falan filan. Takımını da seviyor bu arada adam. Love this team yazmış. Aa, bir dakika. Türkçe dersi mi alıyor burada? Coğrafya demeye çalışıyor. Kadir Şinas. Kadir Şinas ne ya? Oğlum bunu ben okuyamıyorum anasını. Adam da zor okusun. Çok iyi bak. Puanlıyorlar bir de. 9 verdiler. Soğuk. Kanlilik. Soğuk kanlık. Türkçe öğrenme videoların çok iyi. Başarılı gidiyorsun. Devam et. Eğer speaking yapmak istersen görüntülü araman yeterli. Yolumuzu da yapıyoruz yani. Türkçe pratik yapmadan nasıl Türkçesini geliştirecek? Arasın konuşalım şurada değil mi? Türkçenin kralını öğretiriz ona 5 dakikada. Ryan Babel gel baba. Saçın hiç olmamış. Bu saç ne ya? Açık yakışmış bir şu tipe bak. Sonra tekrar sarı yapmış ama bir ara. En iyisi doğal. Ozan Tufan. Cevap vereceğine inandığım futbolculardan bir tanesi. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Son maça çıkamadı. Muhtemelen Covid oldu. Geçmiş olsun Ozan Tufan. Umarım en kısa sürede
sahalara dönersin. Buna troll yapmayalım. Adam hasta zaten, sinirli. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Diğer oyunculara, diğer futbolcuların hiçbirine troll yapmıyorum. Sadece eğlencesine mezar atıyoruz işte. Fenerbahçe'den devam edelim mi? Ender Valencia story atmış. Ne yapmış? Ailesiyle falan. Abi biraz takımınla ilgilen ya. Ne oynadığın var, ne oynattın. Top oyna top. Şampiyonluk şart bu sene. Yani hiç Fenerbahçe taraftarının hiç şeyi yok bu sene. Neyi yok? Artık hiç tahammülü yok. Şampiyon olmadan olmaz artık. Ben de bir Fenerbahçeliyim. Gerçekten artık kaç sene oldu. Yine de biz kalbimizi gönderelim de. Çok sert yaptık çünkü. Yanlış anlaşılma olmasın yani şimdi. Aylan Antalyalı. Galatasaray'dan bir futbolcu. Yine dünkü fotoğrafı herkes paylaşmış galiba Trabzon galibiyetini. Gerçekten Antalyalı mısın? Kafamda deli sorular. Ben aşık olamıyorum. Serdar Ortaç'a bağladık orada. Serdar Ortaç sever misin? Seversen bir yaz. Sevmezsen iki yaz. Yeter ki cevap versin ya. Beşiktaş'ın bir stoperi vardı. Adı çok karışıktı ama Vida diyoruz. Evet, Vida. Tam böyle stoper ismi ya. Vida yani Türkçe karşılığı. Adı ne? Ha, şu mu? Aynen. Domagoj Vida. Evet. Bu. Stoper ne demek bilir misin? Bakın bunu izleyen sizler de öğrenin. Stoper demek duran asker demek. Ne alaka diyenler için hemen açıklıyorum. Stop eşittir durmak. Eğer o da asker demek. Yani duran asker. Güzel oldu. Manuel Neuer. Bak önceden story de atmışım. Ne yazdım? Dur bakayım. Futbolda kimi örnek alarak başladın diye bir soru gelmiş. Neuer demişim ve Ekim 2018'de. Yok artık. O zamandan beridir adama hiç yazmamışım. Hatta direkt buna bir story çekelim yani. Kaleci eldivenlerimizle beraber bir poz verelim. Güzel oldu. Gönder. Galatasaray'ın en değerli futbolcusu olma yolunda ilerliyorsun. Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. Gönder. Hatta şöyle sallayacak kalpler de gönderelim. Cevap verecekse de hiç vermeyecek bu kalplerden sonra. Nazım Sangare. Geçen hafta gol attı. İyi bir futbolcu. Fenerbahçe forması da çok yakışıyor kendine. Yani yakıştırdığım bir futbolcu. İlk golünü attın. Artık sen de gerçek bir Fenerbahçelisin. Yine sarlacı ver. Kalp gönder gitsin. Gol attın mı Fenerli oluyorsun. Atmazsan yani biraz zor Fenerli olmanın işi. Kendini kanıtlaman lazım. Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin stoperi. Yerli Van Dijk diyorum ben buna. Saç falan uzun ya. Benzemiyor mu Van Dijk'e? Bence benziyor yani saçını toplayınca falan. Yerli Van Dijk. Selamlar. Abi stoper demişken Tisserand'a da yazacağım. Adam sürekli faul yapıyor. Penaltı yaptırıyor. Bir uyarmak lazım onu da. Bu sana ilk uyarım. Bir daha uyarmayacağım. Bir daha penaltı yaptırma. Lütfen. Abi çok atarla gidiyoruz sonunda. Birden yumuşuyoruz. Niye böyle oluyor? Josef de Souza Beşiktaş'tan. Bu ne lan? Fan hesabıymış. Kendi hesabı yok mu? Var. Buldum. Neyse adını soyadını yazmazsan biz seni nasıl bulalım ya değil mi? Sevgili Souza. Geçen hafta yaptığın sert müdahaleyi sana yakıştıramadım. Onu da merak edenler için telif gelmezse şu yana bir yere koyarım. Koyamamışsam bilin ki telif var. Donk. Ryan Donk. Bir takıma iki Ryan fazla. O yüzden Babel'i saçını boyadık. Yalnız bayağı troll dönüyor şu an. Yine de sen farkını futbolun ortaya koyuyorsun. Böyle devam et. Sevgiler. Romelu Lukaku. Bu ne lan? Çıplaklar kampı gibi. Maç sonrası sanırım. Forma da bayağı yakışmış ya. Aynı formadan bende de var. Ama sana daha çok yakışıyor. Apisisi. Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta'nın eksikliğinde, Samatta'nın yokluğunda güzel işler yapmaya çalışıyor. Elinden geldiğince takım ruhu da yüksek bir futbolcu. Fenerbahçe ile donatmış sayfayı. Baksanıza şuraya full Fenerbahçe son paylaşımlar. Profil resmi de Fenerbahçe. Gollerini bekliyoruz. Hız kesmeden devam. Güzel fotoğraf. Like'ladım. Arkadaşlar futbolcuların ve videonun sonuna geldik. Gelecek bölümde görmek istediğiniz futbolcuların ismini yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve ayrıca şu anda cevap veren futbolcuların hepsi Instagram hesabımda. Beni Instagram'dan takip ederek cevap veren futbolculara story'mden ulaşabilirsiniz diyorum ve gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi falan unutmayın. Yandaki videolardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Oradan da izlemeyi unutmayın onlarla. Bay bay.